kupa tarihte ilk defa Karadeniz'e gelecek. Bravo Trabzonspor. Bravo Trabzon'un mert çocuklarına. Çalıştılar, çalıştılar. Şimdi mükafatını görüyorlar ve şampiyonluğa gidiyorlar. Bordo mavili renklerle süslenen bir şampiyonluk bu. Bütün Türkiye alkışlıyor Trabzonspor'u. Sağ olun çocuklar. Trabzonspor'un efsane kadrosunun uzun yıllar değişmez isimlerinin başında geliyordu. O efsane takıma ruhunu veren temel taşlardan biriydi. Trabzonspor'un Türk futboluna damga vurduğu yılların hepsinde kadrodaydı. Sessiz sakin kişiliği, futbolu temiz oynayan yapısıyla futbol severlerin gönlünde taht kuran bir isimdi Necati Özçağlayan. Her çocuk gibi biz de futbola mahalle arasında oynayarak başladık. O yönden biz biraz daha şu zamanki nesile göre biraz daha şanslıydık. Çünkü bizim oyun oynayacak alanlarımız çok fazlaydı. İşte evlerimiz denize yakındı, yüzme yapıyorduk. İşte, mahalle arasında arsa bulduğumuzda ikişer tane taş koyup kendi aramızda maçlar yapabiliyorduk. Tabi bunların bize çok büyük katkıları oldu kendi aramızda. Kendi kendimizi geliştirmemizi, kendi özelliklerimizi geliştirme şansını fazlasıyla bulduk biz. Daha sonra ben yani herhalde küçük yaştan belliydi yani biz mahalle arasında böyle maç yaparken işte transferler yapardılar. İşte beni de o zamanki paraya 5 kuruşa transfer etmiştiler. Yani ben onlara göre çok küçük olmama rağmen beni şey yapmıştılar, transfer etmiştiler. Yani o zamandan diyordular ki yani senden iyi bir futbolcu olacak diye şey yapıyordu, söylüyordu mahallenin büyükleri, ileri gelenleri. 15 Mayıs 1953 tarihinde Trabzon'un meşhur Faroz Mahallesi'nde dünyaya geldi. 5 kardeşten ikincisiydi Necati Özçağlayan. İlkokulu Faroz Mahallesi'nde Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Trabzon Lisesi'nde okudu. Futbol hayatına amatör olarak Arsin Fındık Spor'la başladı. Yaşı takım arkadaşlarına göre çok küçük olmasına rağmen 2 sezon sonra takım kaptanı oldu. Ardından Yolspor'a transfer olan Necati, takımıyla birlikte hem Trabzon Amatör Şampiyonluğu yaşayacak hem de Türkiye Amatör Şampiyonası'nda ikincilik elde edecekti. Bir sezon sonra Trabzon'un amatör kulüplerinden Gençler Birliği, Trabzon'da şampiyon olacak ve Necati'yi kadrosuna katarak Türkiye Amatör Şampiyonu olacaktı. Necati, küçük yaşta olmasına rağmen şehirde adı duyulmaya başlamıştı. İşte babam karayollarında çalışıyordu. 8 kişiye bakıyordu. Ekonomik durumumuz çok fazla iyi olmadığı için benim çok fazla futbol oynamama istekli değildi. Yani okumamı daha çok istiyordu. Ama ben de futbolu çok seviyordum. Futbol oynamak istiyordum. Bu Gençler Birliği beni takviye aldığı zaman rahmetli babam beni göndermedi. Yani Trabzon'un bütün ileri gelenleri kendisine yalvardı. Bırak bu çocuğun istikbali var işte bu... Çocuk ileride iyi futbolcu olabilir, önünü kesme falan gibilerden. Ama hiç kimse etkilemedi onu, beni izin vermedi. Gürosuna maça gitmişti Gençler Birliği. İşte onlar cumartesi günü gittiler, beni almak istediler. Babam göndermeyince mecbur gidemedim ben de. Pazar günü mahallede dolaşırken bir tane abimiz, ne arıyorsun burada dedi bana, yani sen gitmedin mi şeye? Maça gitmedin mi? Dedim ki yok dedim, babam dedim şey yapmadı, izin vermedi, göndermedi falan. Oğlum dedi at gürosun yakın dedi. Atla git oradan dedi. Dedim ki nasıl gideceğim? Param yok, bir şeyim yok. Ben dedi veririm dedi otobüs paranı dedi. İşte ben de ayakkabılarımı aldım. Şeye gittim. Maça gittim. Otele gittim otelde. Onlar da maç konuşmasını yapıyordular. Kadroları falan yapmışlar. Listeleri hazırlamıştılar. Ben gidince nedir bu dedi. Dedim ki işte ben geldim oynayacağım dedim. Bu sefer esami listesini yırttılar. Yeni baştan liste yaptılar. Beni şey yaptılar. Oynadık. 2-0 kazandık, döndük Trabzon'a. Tabii biz dönmeden haber Trabzon'a geldi rahmetliye. İşte biz şey yaptığımız için, ben sana gitmeyeceğini demedim ya falan. Beni evlattan attı. 3 gün halamlarda yatıp kalktım. Ondan sonra işte araya yine insanlar girdi. İşte rahmetli babaannem falan. Onlar çok yalvardılar. Beni seviyordu çok babaannem. Hakkımı helal etmem sana falan böyle şeyler yapınca. Bu sefer beni bir karşısına aldı. Bak oğlum dedi, sen dedi... Ben dedi senin dedi oynamana karşı değilim dedi tabii. Durumumuzu görüyorsun, ekonomik durumumuzu görüyorsun. Yani
devlet memuru oldu, hayatını kurtarır. Yani öyle bir, o zamanki felsefe öyleydi yani. Devlet memuru olan hayatını kurtarıyordu. Sen hayatını kurtar diye şey yaptım, ben sana izin vermedim. Ama dedi bu işin dedi iyisini yapacaksan dedi, işte izin veriyoruz, biz de en iyisini yapacağız falan dedik. O arada zaten ismimiz şeyde dolaşıyordu yani, Trabzonspor alacak diye ismimiz de dolaşıyordu. İşte derken ondan sonra da 72 yılında da işte Trabzonspor'a transfer olduk. Dolayısıyla okulu da bırakmış olduk yani. Sadece şeyimizi, bütün aklımızı, fikrimizi, her şeyimizi Trabzonspor'a vermeye başladık. Lise 2. sınıfa geldiğinde Trabzonspor ve eğitim hayatı arasında çok zor bir karar vermesi gerekecekti. 1971-1972 sezonunda 2. ligde oynayan Trabzonspor son haftaya eşit puanda girdiği PTT ile Ankara'da oynadığı maçı 1-0 kaybediyor. 1. lige çıkamayan Trabzonspor'un yöneticileri ve ileri gelenleri başka şehirlerden futbolcu alacağımıza kendi öz evlatlarımızı takıma kazandırmanın daha doğru olacağını düşünüyorlardı. Böylece PTT mağlubiyeti Trabzonspor tarihinin dönüm noktası oluyordu. Kendi özüne dönerek bu işin daha iyi olacağını Trabzon'un ileri gelenleri düşündüler. Bu şeyde konuda bilhassa Sayın Ahmet Suat Özyazıcı'nın çok büyük katkıları oldu bu öze dönüşte. İşte rahmetli Barbonziyalar, bunlar işte kendi evlatlarımızdan bu işi daha iyi yaparız diye düşündüler ve bir öze dönüş gerçekleştirdiler. O dönemde işte Trabzon'da amatör takımda oynayanlar, işte Ali Kemal, ben, Kadir, zaten kaptan Cemil zaten vardı, Şanol, bir sene sonra Turgay. Yani bunları alarak iyi bir kadro oluşturdular. Aşağı yukarı kadronun tamamı Trabzonsporlu, Trabzon'da oyunculardan teşekkür ediyordu. Dışarıdan gelen oyuncular da, yani yurt dışından değil de yurt içinden, ya dışarı, onlar da bize çok çabuk adapte oldular ve iyi bir ekip oluşturuldu. 72-73 sezonunda ligi ikinci olarak tamamladık. İşte orada meşhur bir şey olayı vardı. Gençler Birliği olayı vardı. Trabzon'a geldiler. Orada bir takım olaylar oldu. Maç oynamadan geri döndüler. İşte Avara ile beraber şeye kaybettik. Yani şampiyonluğu kaybettik. Bu arada benim için ilginç bir olay vardı. Bu Sakaryaspor'la deplasmanda oynuyorduk. Onlarda Şeref diye bir tane santforları vardı. Çok iyi bir oyuncuydu. İşte biz de yeni heves, işte Trabzonspor şampiyon olacak diye ona ben işte yalvarıyordum, abi işte ne olursun oynama, bırak biz işte şampiyon olalım falan filan diye şey yapıyordum. Bana dedi ki bak dedi, sen dedi yeni başladın dedi. İyi de bir futbolcu olacaksın. İyi de bir futbolcusun dedi. Hayatta dedi hiç kimseden dedi böyle şey yapma dedi, kendine güven dedi, arkadaşlarına güven dedi, böyle başkalarından şey yapma dedi, siz zaten bu işi yapabilirsiniz dedi. Ondan sonra o da bana bir şey oldu, ders oldu tabii. Daha biz çok küçük yaşta yani 17-18 yaşında Trabzonspor'da oynamaya başladık. O da bana bir ders oldu, yani kimseye böyle yalvarmamayı, kendi gücümüzden bir şeyler yapabileceğimiz inancını bende pekiştirdi. İşte ikinci olduk işte, Gençler Birliği gelmeyince havaalanından geri döndüler. İkinci olduk. 73-74 sezonunda da ikinci yıl şampiyonu olduk. O zamanlar daha çok seyahatlere otobüsten falan gidiyorduk. İşte en son Bandırma Kocaeli maçları vardı. Onlardan kazanarak ikisini şampiyon olduk. Trabzon'a dönerken işte Trabzon'da işte bütün kazalarda bizi herkes işte durduruyordular, işte bizi işte alıyordu, arabadan indiriyordu, otobüsten indiriyordular. Orada şenlikler falan yapıyordu. Şeyden yani Güros'undan şeye Trabzon'a kadar, yani bizim il sınırlarımızdan Trabzon merkeze kadar, yani o kadar yolu 4-5 saatte gelebildik. Yani bütün kazalar hemen hemen aynı coşkuyu bizden beraber paylaşıyor. Başladı Karadeniz'in fırtınası. Ne büyük onurdu bize Kıbrıs'ın barış kupası. Bir avuç genç yürek yazdı. Karadeniz Fırtınası 1. Lig'deki ilk sezonunda ligi 9. sırada tamamladı. Ligi 9. sırada bitirmesine rağmen en az gol yiyen takımdı. Türkiye Kupası finali ve Başbakanlık Kupası finali oynadı. Bir kez düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası'nı kazandı. Bir sonraki sezon İstanbul hakimiyetine son veren Fırtına ligde şampiyon oluyordu.
burada yavaş yavaş Trabzonspor'un yani adı duyulmaya başladı. Trabzonspor bir şeyler yapabileceği intibası yayılmaya başladı şehirde. Zaten yani hep aynı yörenin çocukları olduğumuz için arkadaşlığımız, dostluğumuz gayet iyiydi. Bunun bize çok büyük avantajları vardı. Birbirimizin durumunu çok iyi anlıyorduk. Yani saha içerisinde neler yapabileceğini gözü kapalı bilebiliyorduk. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyordu. Ligdeki ilk sezonumuzda 9. olduk galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra ikinci sezonda şampiyon olduk. 75-76'da şampiyon olduk. Bu şampiyonlukta işte herkes işte tesadüf bir şampiyonluk diye söylüyordular. İşte diğer üç büyüklerin işte yeteri kadar bizi dikkate almamalarından kaynaklandı falan diyordular. İşte ama biz ondan sonraki sezonda şampiyon olduk. Bu sefer insanlar artık bu işin tesadüf olmadığını inanmaya başladılar. O kadar iyi uyum sağlıyorsunuz ki özel yaşantınızda bir beraberlik var mı aynı şekilde? Yani dışarıda beraber gezmezsiniz öyle mi? O kadar iyi uyuyorsunuz ki birbirinize, insan dışarıda da bir beraberlik umuyor. Anladım. 5 seneden beri beraber oynuyoruz. Muhakkak bunun rolü büyüktü yani. Peki top ilerideyken sohbet eder misiniz hiç? Bazen. Ne söylersiniz? Sarmıyor diyor şu an yani, maç sarmıyor falan işte, hiç top gelmiyor. Geri pas falan yap da biz dersin ona falan. Aman ne kadar güzel. Gittiğimiz maçta coşup haykıracağız. Bu yeşil sahaları uşaklar yıkacağız. Birinci ligin raporu, Fener kaçırdı vapuru. Attı şampiyonluk turu. Şenola Trabzon, şenola. Kocaeli Spor'la beraber oynuyoruz. Türkiye Kupası oynuyoruz. Orada 1-0 yendiler bizi. İşte ondan sonra rövanş maçında Trabzon'a girdiler. Böyle bir havalarda dolaşıyorlar şehirde. İşte bizi eleyecekler. Orada da İtalya'da işte bu o zamanki Şampiyonlar Ligi'nin işte finali Roma'da oynanacakmış. Oraya gidecekmişler. Böyle şey yapıyorlar. Bu bizim çok zorumuza gitti ya. Bir akşam odada otururken dedi ki ya bunlara bir şey yapalım yani. Biatlerini bildirelim bunlara yani. Ne şey yapalım. Dedi ki biz bunları orta sahadan ileriye geçirmeyeceğiz. Yani karar alacağız. Orta sahadan ileriye geçirmeyeceğiz bunları. Tamam mı? Tamam. İşte ertesi gün gittik şeye, soyunma odasına. Suat abi geldi işte taktik falan verecek. Dedi ki hocam sen bu maç bir şey deme bize dedik. Yani biz bu işi kendimiz halledeceğiz dedik. Ondan sonra dedi ki tamam arkadaşlar orta sahaya geçmeyecektim. Geçmeyecek. Hadi Allah yardım etsin çıkalım çıktı sahaya. Maç başladı. Onlar hiç santraya yaptı. Maç başladı. Geldi ilk topları direkten döndü. O top aldı gitti. Kocaeli'nin kalesine gol oldu. Maç 5-0 oldu. Orta sahayı geçmediler. İşte 4-0, 5-0 işte 87-88'de Kadir böyle hala işte pires, mires bastıralı falan. La dedik yeter artık oğlum yani ya 5-0 olacak. Yani ne bırak, bırak yakamızı bizim artık yeter bu kadar şey. Yani bu da bizim için bir şey. Enteresan bir anı spor hayatımız. Trabzonspor için artık Avrupa zamanı. Ligde şampiyon olan Trabzonspor, o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkesini temsil edecekti. Tarihinde ilk Avrupa maçını İzlanda ekibi Akrenes'le yapan Trabzonspor, her iki maçta da rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırıyordu. Bir üst turda Trabzonspor'u dünya devi bir takım bekliyordu. Büyük bir takımla oynayışımız Trabzonspor'un tanışması Liverpool'la olmuştur. İşte Trabzon, İngiltere o zamanlar tabii çok köklü bir ülke. Trabzon'a geldiler, böyle bir köy gibi gördüler Trabzon o zamanlar. Bu ışık, elektrikler de fazla yoktu, kesintiler çok fazla oluyordu. İşte insanlar nereye geldik diye bir şey yapıyordular yani bunlarla mı oynayacağız falan gibi bir şey yapıyorlardı. İşte biz o maçı 1-0 kazandık ve Liverpool'da o tarihlerde Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesiydi. Ve bize kadar da işleri yoktu, mağlubiyetleri yoktu yani. Daha sonra da işte şampiyonluklar gelmeye başladı. Bu arada Başbakanlık Kupaları, Cumhurbaşkanlığı Kupaları, Türkiye Kupaları o zamanki adıyla müzemize getirmeye başlıyordu.
Yani 1974 yılında tandem oynamaya başladık. Belki de dünyada o zaman tandem oynayan çok fazla ülke yoktu yani. Ahmet Suat hocamız, Allah selamet versin, çok yani bu yönde bilgili ve ileri gören bir antrenördü. Onun sayesinde işte Kadir'le beraber tandem oynuyorduk biz Kadir'le beraber. Biz kendimiz, yani hocanın dışında kendimiz ortadan bir çizgi çizdik şeyi, uzunlamasına. İşte sol tarafa rahmetli kaptan Cemil'in arkasına kademeye Kadir girecek. Pozisyon şeyden sol taraftan geliyorsa da Turgay'ın kademesine ben giriyordum şeye kademesine. Hem bizim için daha şey oluyordu, ekonomik oluyordu. Hem de paylaşımda zorluk çekmiyorduk. Yani sol taraftan gelen ataklarda santrforu Kadir alıyordu. Ben kademesine gidiyordum. Sağ taraftan gelenlerde de ben alıyordum santrforu. Kadir benim arkama gidiyordu. Yani savunmanın arkasına atılan toplarda yani bizi geçmeden Şanol'a topun gitme şansı çok fazla yoktu. Yani en azından rakibi Şanol'la çok fazla karşı karşıya pozisyonda bırakmıyorduk. Yani bu bizim kendimizin oyun içerisinde ürettiğimiz bir olaydı. Dediğim gibi yani biz futbolu yaşıyorduk yani. Futbolu sahanın içerisinde yaşıyorduk. Eve geldiğim zaman işte hayaller kurardım. Ben şahsen kurardım ben. İşte santrfor kim oynuyor? İşte Cemil abi oynuyor. Nasıl şey yapardı? İşte ondan şu pas atıyor. O nereye atabilir? İşte ne yapsam onun önünü şey yapabilirdim. Bunların hayallerini kafamda kurardım. Onlar saha içerisinde karşıma geldiği zaman da zaten beyni otomatik olarak bana diyordu ki oğlum bunu yapacaksan oraya git diyordu. O da benim için tabii büyük bir avantaj olur. Dedim ki bu sezgiler futbolda çok önemli. Tabii biz de zaman zaman hatalar yapıyorduk yani. Goller yiyordu Trabzonspor'da. Ama baktığınız zaman işte bir sezonda 7 tane gol yemiş bir Trabzonspor var yani. Bunun nedenine baktığın zaman bir arada oynamanın bir avantajı var. İnsanların birbirisini sevmesinin büyük bir avantajı var. Beraber oynadığından arkadaşının yapabileceği hareketlerde nerede hata yapabilir, nerede topu kazanabilir o düşüncelerin yeri var. Yani bunlar hep birleştiği zaman da ister istemez ortaya şey yani az gol yiyebileceğin bir tablo çıkıyor yani. Bunlar futbolda çok önemli. Bir defa bizde yani o dönem anormal bir arkadaşlık sevgi vardı yani. Her gittiğimiz yere 10-15 kişi takım halinde giderdik nereye gidersek. Ama şimdiki yatıya baktığımız zaman sadece antrenmanda bir arada olabiliyorlar. İşte Trabzonspor'da bazı olayları yaşıyoruz. İşte oyuncuların arasında birbirler. Bizde de zaman zaman şeyler olurdu. İşte kavgalar, münakaşalar falan olurdu ama orada biterdi yani. Antrenmandan çıktığı zaman gene arkadaş gibi şey yapardık. Yani ben Osman'a çok kızardım. Osman Denizci'ye çok kızardım. Yani antrenmanlarda, maçlarda bağırdım, çağırdım ona. Ondan sonra dedim ki ya Osman hadi gidelim şimdi pastır oynayalım derdim ona. Beraber giderdik şimdi pastır oynayalım. Yani böyle bir şey arkadaşlığımız vardı bizim. O da bize yani bu başarının gelmesindeki en büyük etkeni. Tabii hocalarımız çok ileri görüşlüydü. Yani Suat abi mesela çok iyi bir ileri gören, oyuncuyu nasıl kullanabileceğini çok iyi bilen bir hocaydı. Özkan hocamız çalıştırmasını çok iyi bilen işte şey işte arada bir fark vardı işte Özkan Ahmet Suat biraz şeydi öz yönetimciydi Özkan Hoca ise biraz daha prensiplerine bağlı olan bir hocamızdı ikisinden de çok fazla iyi şeyler öğrendik Özkan Hoca'dan takip olmayı öğrendik zamanında verilen sözlerin tutulmasını öğrendik bu bize normal bugünkü hayatımızda bile çok büyük şey katkısı oldu. O dönemler Trabzonspor'a bırakın gol atmayı, Trabzonspor'un yarı sahasını geçmek bile neredeyse imkansızdı. Şenol, Turgay, Necati, Kadir, Cemil savunma hattı rakiplerini adeta duvar örüyordu. Turgay Cemil bekleri geçirse bile savunmanın ortasında oynayan Kadir Necati ikilisi ataklara son veriyordu. Necati 14 sezon boyunca Trabzonspor formasını terletti. 500'den fazla maça çıktı. Savunmada oynamasına rağmen futbolu temiz oynaması sayesinde sadece bir kırmızı kart gördü. O da Trabzonspor'daki ilk sezonunda. Sarı kart sayısı ise iki elin parmaklarını bile geçmeyecek sayıdaydı. Mevkim icabı yani kritik bir bölge olmasına rağmen çok böyle temiz bir oyuncuydum yani böyle şey topun nereye geleceğini hissedip alırdım. Dolayısıyla da rakiplerim çok fazla temasta fazla
bulunmazdım şeyde. Bunun neticesinde de sarı ve kırmızı kart çok ya, futbolculuk hayatımda çok fazla görmedim. Bir tane kırmızı kart gördüm. O da Adana'da oynarken Türkiye Kupası oynuyorduk. Trabzon'da 2-0 kazanmıştık. Adana'da 3-0 mağluptuk. Oyunun sonlarına doğruydu yani. Sonlarına doğru top taça çıktı. İşte top toplayan çocuk, işte at evladım falan diyordum. İşte böyle hareket yapıyor, atmıyordu. Sonradan topu attı, ben boş bulundum bir anda. Yüzüme gelince o hırsla beraber, mağlubiyetini de vermiş olduğu şeyle beraber bunun peşine koşmaya başladım. O zaman hakem de Talat Tokat'tı, o da şeyden benim peşimden koşuyordu. Ben tam tellerin dibinde yakaladım çocuğu, bir tekme attım ona. Arkaya döndüğüm zaman Talat Tokat da kırmızı kartını çıkartmış. Bana gösteriyordu. Soyunma odasına doğru gitmeye başladım. Kulübede o zaman hocamız Mustafa Ertan'dı. İkincilikteyken ilk hocamız Mustafa Ertan'dı. Bana bir iki tane tokat attı. Yani sen ne yapıyorsun? Daha futbola yeni başladın. Daha hemen böyle bir çılgınlıklar mı yapacaksın falan gibilerinden. İşte o da bize bir şey oldu tabii. Ders oldu. Dediğim gibi ben böyle çok fazla şey temiz bir oyuncuydum. Ayakta kalan bir oyuncuydum. Bazı oyuncular yerde yatmayı falan çok fazla seviyorlar ama benim inancıma göre yani iyi bir futbolcu ayakta kalan bir futbolcudur. Çünkü ayakta kalırsan ikinci, üçüncü hamleleri yapma şansın olabilir. Ha, yerde ne zaman yatabilirsin? En son çaredir, herkesi geçmiş, top kaleye doğru gidiyorken son bir hamle belki kurtarabilirim şeyinden. O zaman yatma şansın olabilir. Hatta işte bir Mersin maçımız vardı, Mersin'de kupa maçı. 0-0 biten bir maç. İşte çok çamur bir sahaydı. İşte bütün oyuncular maçtan sonra formalar, o zaman da biliyorsunuz böyle her maçta bir forma değiştirme şansımız yoktu yani. Çok fazla form, bir formayı, bir sezon giyiyordu bir formayı. İşte malzemeciler yıkıyordu, öteki haftaya yetiştiriyordular formaları. Forma değiştirme şansımız da o zaman çok fazla yoktu. İşte herkesin üstü başı çamur içerisinde, soyunma odasına gidip bana takılıyordular işte. Ya sen ne biçim futbolcusun işte, herkes çamur içerisinde, senin konşlarında azıcık çamur var gibilerinden. Ben de diyordum ya, deplasmanda oynuyoruz, maç 0-0 berabere bitmiş. Demek ki biz görevimizi yaptık yani, illa yani görevi yapmak için çamura bulamamıza gerek falan yok diye öyle bir soyunma odasında gülüşmeler oluyordu. Biz hakikaten çok iyi bir arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı yani. Onun şeye çok yansıdı yani. O takıma çok fazla yansıdı. Belki de başarılı olmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi de oydu yani. Dışarıdan gelen oyuncular yani şeyden, yurt içinden dışarıdan, Trabzon dışından gelen oyuncular da bize çok çabuk adapte olabiliyordu. Onlar da zaman içerisinde aynı Trabzonlu gibi, sanki bizden biriymiş gibi görevlerini yapıyorlardı yani. Bu da dediğimiz gibi Trabzonspor'un başarılı olmasının en büyük nedenlerinden yani. Yerli malı, yurdun malı yani. Herkes onu kullanmalı. Karadeniz Fırtınası 9 sezonda 6 birincilik, 3 ikincilik elde etti. 9 sezonluk bu dönemde neredeyse hep Fenerbahçe ile çekişti. Tam 7 sezon içeride ve dışarıda 22 maç Fenerbahçe'ye yenilmeyen Fırtına rakibine büyük üstünlük sağladı. Dostluğun, rekabetin gölgesinde kalmadığı o dönemlerde oyuncular ve yöneticiler hep iç içeydi. Yani bizim rakip olarak şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe bize daha çok rakip oluyordu. Ya onlar şampiyon oluyordu ya biz şampiyon oluyorduk. Onun için de Fenerbahçe'nin Trabzon'da farklı bir yeri vardı yani. Tatlı bir rekabet açısından. Şimdi bizim oynadığımız dönemlerde yani maç oynanır, biter. İşte biz kazanırdık, ondan sonra onları getirirdik şeyde. Hacı Beşir'de köfte yerdiler, ondan sonra bindirdik uçağı, şey yapardık, gönderdik. Aynı şekilde biz İstanbul'a gittiğimiz zaman onlar aynı şeyleri bizlere yapardı. Yani bugünkü gibi futbolcuların arasındaki böyle kaos, kavga, bu tür şeyler
bizde yoktu. Sahada sonuna kadar herkes mücadelesini verirdi. Ama maçın neticesinde de o herkes o maçın şeyde neticesine saygı duyardı. Böyle bir dostluk vardı. Yani bizim dostluğumuz sadece kendi Trabzonspor'un içindeki bir dostluk değildi. Diğer takımlardaki arkadaşlarımızdan da öyle bir dostluk havası içerisinde vardı. Yani sahada mücadeleni verirsin, sabit maç bittikten sonra her şey biterdi. Biz onları uğurladık, yemeğe getirdik. Onlar bizi getirdiler. Böyle bir arkadaşlık vardı. İşte şimdi maalesef baktığın zaman futbolcular karşıdaki rakibi bir şey düşman gibi görüyorlar. İşte biz o zamanlar yani futbolun dostluk, kardeşlik, neticede tebaşa zevki olan bir oyun olduğunu düşürdük. Bunun üç tane neticesi var. İşte kazanmak, kaybetmek, beraber okumak. Bunun hepsinin de yasal olduğunu düşünüyorduk. Yani kaybettiğin zaman dünyanın sonu değil, kazandığın zaman da her şeyi kazanmış gibi kendimizi adletmiyorduk. Yani öyle düşünmüyorduk. Bu da o şeydeki dostlukların pekişmesinin en büyük nedeni oluyordu tabii yani. Dediğim gibi yani bu yüzden Fenerbahçe'yle beraber tatlı bir şeyimiz vardı. Ama onlar Trabzon'a geldiği zaman bazen derdiler ya işte şu maç bir sada gitsek derdiler. Yani sanki neticesi önceden belliymiş gibi yani böyle şey yapardılar. Dediğim gibi yani Trabzon'da hakikaten yani o dönemlerde yani orta sahayı geçtikleri zaman bile çok büyük bir şey vardı. Yani bir başarı adedilirdi. Fenerbahçe bile aynı şeyleri düşünürdü yani. Oynayan oyuncular için maç bitse de bir an önce gitsek gibi birilerinden düşünceleri vardı. Kısa zamanda büyük başarılar kazanan Trabzonspor'un oyuncuları aynı zamanda milli takımında uzun yıllar iskeletini oluşturuyordu. Necati de bu oyuncuların başında geliyordu. Tabii yani bir Anadolu'dan gelen bir Faroz Mahallesi'nden çıkan bir genç için yani milli takımda oynamak çok büyük yani bir onurdu. Ama ben hep kendimi şartlandırıyordum yani. Rahmetli babama bir söz vermiştim. Ben bu işin en iyisini yapacağım diye söz vermiştim. O sözümü yerime tuttuğuma inanıyorum. Ben Trabzonspor'a geldiğim ilk yıllarda fizik kapasitem benim çok iyi değildi yani. Çok böyle diğer arkadaşlarım gibi fizik kapasitem çok iyi değildi. Onun için de kendime çok iyi bakıyordum. Ben bir yıl saat 9'u geciktirmedim. Yani 9'da yattım. Her gece annem, rahmetli annem bana bir bardak süt, böyle sıcak süt, yumurta, bal yumurta verdi. Her gece onu içerek şey yapıyordum. Bir yıl benim hayatım böyle geçti. Çünkü ben biliyordum ki yani benim tek bundan sonraki yaşantım futbol olacak. Yani bunun iyisini yapamasam benim hayatımda bazı zorluklar olacaklar diye düşünüyordum. Ve dediğim gibi yani en iyisini yapmak için de kendime bakmam gerektiğini düşünüyordum. Dolayısıyla da bu vesilede işte kendimi bir an olsun daha iyi hissetmeme neden oldu bu olaylar. İşte dediğim gibi ondan sonra da milli takım şeyimiz başladı, maceramız başladı. 5 defa Ümit Milli oldum, 2 defa Ordu Milli oldum. 27 defa da A milli takım formasını giydim. Ama tabii bizim zamanımızdaki bu kadar milli maç fazla oynanmıyordu yani. Yılda bir tane, iki tane maç oynuyordun. İşte bir iki tane özel maçlar oynuyordun. Yani turnuvalar falan öyle bir şeyler çok fazla yoktu. Yani ben milli takım 1975-76 sezonunda ilk A milli takım maceram başladı. 83'e kadar milli takım kadrosunda hep oldum, devamlı oldum. Yani bugünkü şartlarda bu kadar fazla maç olsaydı o zaman tabii milli olma sayımız çok daha farklı olurdu, çok daha fazla olurdu yani. İşte o milli takımda çok iyi bir şeylerimiz de oldu yani, arkadaşlıklarımız da oldu yani şeylerle beraber. Bilhassa bu Gökmen abiyle Yasin abi, onlar bizi daha çok şey yapardılar, severdiler, Laz uşakları derdiler bize. Bizi bir yanlarından ayırmazdılar. İşte Fenerbahçeli Cemil abi ilk dönemler. Daha sonra da zaten bizim kendi arkadaşlarımız, işte bizim yaşlı arkadaşlarımızla bir maceranın içerisine atıldık. Benim sezgilerim çok güçlüydü yani. Ben
rakibi çok iyi analiz ediyordum. Kendimi çok iyi oyuna veriyordum. Yani sahaya çıktığım zaman sadece oyunu düşünüyordum. Başka bir şey düşünmüyordum. Ve rakiplerimizi de tanıyordum. Şimdi öyle bir özellikler vardı ki yani rakip top sürerken işte topa baktığı zaman ben istederdim ki o ya pas verecek ya da bir yeri orta atacak. O vurmadan ben giderdim oraya gidip topla beraber buluşurdum. Aynı zamanda da şeydim yani çok çabuk da bir oyuncuydum ben şeyde. Ama dediğim gibi yani böyle fizik kapasitem çok fazla olmadığı için işte takım arkadaşlarımız sahaya çıkıp ısınmaya gittikleri zaman ben işte kaloriferde böyle yaslanıyordum. Kaloriferde ısınıp öyle sahaya çıkıyordum. Bir de şeyde çok fazla açma germe yapıyordum yani 1970'li yıllarda. Açma germe yaparak şeye sahaya çıkıyordum, oyun başlıyordum. Türk gücüne gittiğim zaman baktım ki orada da şeyler yani antrenör bize önce açma germe yaptırıyor. Ondan sonra da sahaya çıkıp ısındırıyor. Şimdi ben de düşünüyorum ki bak demek ki yani ben 1974 yılında kendiliğimden yani 20-25 senenin şeyini kafamda kurmuşum. Ona göre yapmışım. Şeyden değil tabi bildiğimden değil de ama dediğim gibi fazla şey, fizik kapasitem iyi olmadığı için fazla efor sarf etmek için işte kaloriferde ısınıyordum. Soyunma odasına böyle bir iki açma germe hareketleri yapıyordum. Ondan sonra da sahaya çıkıyordum. O dönemlerde takımlardan oyuncu almak çok zordu. Trabzonspor yönetimi de istemediği sürece hiçbir takım oyuncusunu transfer edemezdi. O dönem mevkisinin en iyi oyuncularından biri olan Necati'ye de transfer teklifleri geliyordu. Hiçbir oyuncuya verilmeyen ücret teklif edilmişti ama şehrine bağlılığı, takımına olan aşkı daha ağır basıyordu. Çok daha az ücrete takımında kalmayı tercih edecekti. Trabzonspor tam bir aile takımıydı. Yani onun için de dışarıdan yabancı takımların bize çok fazla teklif etme şansları yoktu. Çünkü Trabzonspor istemediği sürece bizden hiçbir oyuncuyu alma şansları yoktu. Biz işte bir Ümit Milli Takım kampından dönüşte Balkan Şampiyonası'nda bizim Kadir'i Fenerbahçeliler şey yapmıştı yani kaçırdılar ama tabii Kadir'in de isteğinden beraber şey yaptılar. Ama ertesi günü Fenerbahçe kulübüne bir telefon edildi. Allah rahmet eylesin İbrahim Cevahir. Çocuğu dedi sabahtan uçağa bindirin Trabzon'a gönderin dedi. İşte baktık ertesi gün sabahtan Kadir Trabzon'a geldi yani. Bunu Trabzonspor istemedikten sonra Trabzonspor'dan o dönemlerde hiç kimse oyuncu almadı. Zaten kimse de gitmek istemiyordu. Yani giden oyuncularımızın, o dönem giden oyuncuların çoğunu da Trabzonspor gönderdiği için gitmişlerdi. Hatta Ali Kemal giderken bütün Trabzon şey yapmıştı yani yürüyüş yapmıştı gönderilmesin diye. Fakat o zamanki ekonomik şartlar, Trabzonspor'un ekonomik şartları Ali Kemal Hoca'nın gitmesini gerektiriyordu. O da ahli ahliye gitti Fenerbahçe'ye gitti yani. Bana gelince ben işte 1977 yılında İstanbul'dan zaten nişanlanmıştım şeyde. Fenerbahçe'den bir teklif geldi bize. İşte kayınpederle beraber şeye gittik. O zamanki as başkan Yüksel Güney Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe'nin as başkanıydı. Bu maç otelinde evine davet etti bizi. Evine gittik, işte oturduk biraz muhabbetten sonra işte o zaman da biliyorsunuz transferler 2 yıllık yapılıyordu. 2 yıldan sonra da kulübün 2 yıl uzatma hakkı var idi. Ancak uzatmadan sonra işte satışa koyuyordu seni kulüp, giden oyuncu gidiyordu yani. Yani o zamanki dönemde kulüpler transfer açısından çok daha avantajlı. Bugünkü gibi değildi yani. Sözleşmen bittikten sonra serbest kalma şansın yok yani. 2 yıl uzatıyor, şey oynatıyor. 2 yılda uzatıyor. 4 yıl zaten 4 yıl seni otomatik olarak bağlıyordu kulüpler. Ondan sonra da satışını istiyorsun. Satışına göre. İşte Yüksel Güney dedi ki bak oğlum dedi yani biz seni çok dedi beğeniyoruz dedi. Hem sağ için hem sağ dışın çok tam bize uygun bir oyuncu profilisin dediler. Senden hiç dedi pazarlık yapmayacağım dedi. Bugüne kadar Türkiye'de verilen en büyük parayı sana vereceğim dedi. Tek yıl 1 milyon 750 bin lira teklif ettiler bize. Biz de işte düşünelim dedik işte. Ondan sonra şey vardı bizim onlarla Cumhurbaşkanlığı kupamız vardı Ankara'da. Onu oynayıp ondan sonra işte kabul edersek satışımızı isteyeceğiz. Fenerbahçe'ye transfer olacağız. Onlar yani hangi bedelle satışa koyarsa koysunlar biz alacağız seni falan öyle bir görüşmemiz oldu.
İşte biz maçı oynadık. Maçtan sonra ben İstanbul'a dönecektim eğer Fenerbahçe'ye gideceksem. İşte o gece yattım, bir türlü uyuyamadım. Aklımdan bin bir şeyler, düşünceler geçiyor. İşte acaba bu kadar büyük para verecekler bana. Gidersem Fenerbahçe'de oynayamasam bana tribünlerden küfür ederler mi? İşte Trabzon'a bu kadar emek verdik, ailemizden ayrılabilecek miyiz falan. Yani böyle karmaşık bir duygular içerisindeydik. Sonunda da yani Fenerbahçe'ye gidemeyeceğimi hissettim yani. Çünkü sanki Trabzonspor'a ihanet edecekmişim gibi bir his vardı. Dediğim gibi biz gözümüzü açtık, Trabzonspor'u gördük yani. Trabzonspor sayesinde belli yerleri gördük, dünya görüşümüz arttı, dünyayı gördük. Ülkemizin en büyük insanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla beraber tanışma şansını yakaladık. Onun için de sanki böyle bir Trabzonspor'a ihanet edecekmişim gibi bir his yaptı. Onun için de işte takımla beraber Trabzonspor'a döndüm. 2 yıllığına 375 bin liraya Trabzonspor'da kaldım yani. Şimdi şeye baktığın zaman, rakamlara baktığın zaman ki yani o zaman işte diyordular Bağdat Caddesi'nde 220 metrekare bir daire 200 bin liraya alınabilirdi yani. Demek ki yani 1 milyon 750 bin liraya 7-8 tane daire alabiliyordun. Şimdi 3 milyondan olsa yani en az 20 milyon lira. Yani bu seneki yani bu dönemdeki oyuncuların transferinden kıyasladığın zaman yani bizim alacağımız para bunların içinden çok çok kat daha fazla bir paraydı. Ama dediğim gibi bizde Trabzon sevgisi daha ağır bastığı için biz Trabzon'u tercih ettik ve Trabzonspor'da kaldık. Yani belki öylesi ekonomik olarak belki mağdur olduk ama manevi olarak çok şeyler kazandık. Yine şampiyonluklar kazandık. İşte belki Fenerbahçe'ye gitseydik daha farklı bir şeyler olabilirdi. Futbol hayatımızda burada uzun ömürlü olmayabilirdi. İşte kaderimizde, şeyimizde demek ki öyleymiş. Ama tabii şu andaki şartlar düşünüldüğü zaman yani bir menajerimiz falan olsaydı, bizi yönlendiren insanlar olsaydı acaba diyebilir miydik? Yani şimdi o zaman fazla düşünmedik ama şimdi o paraya acaba diyebilir miydik diye kendi kendime bazen soruyorum yani. Yani belki de kabul edebilirdim yani Fenerbahçe'nin teklifini ama o zamanki şartlarda değil, bugünkü şartları düşünürsek yani. Dediğim gibi işte ondan da gitmediğim için de çok fazla da şeyler, teklifler gelmedi bize. Gelme şansı da yoktu. Yani alamayacaklarını bildikleri için çok fazla da teklif gelmiyordu bize. Yani bana değil, diğer arkadaşlarımıza da gelmiyordu. Yoksa o anda Türkiye'nin en popüler şeylerinden oyuncuları aşağı yukarı Trabzonspor'da. Her bir maça 6-7 tane milli takımdan Trabzonspor'dan oyuncu gidiyordu yani. Trabzonspor formasıyla 500'ün üzerinde maça çıktı. Unutamadığı maçsa bir taneydi. Yani Liverpool maçının bir ayrı bir önemi var bizim Trabzonspor için. Yani Avrupa kupalarına baktığımız zaman işte ilk defa bir yani Avrupa en iyi takımlarına karşı oynuyorsun ve kazanıyorsun. Yani bu Trabzon'un reklam açısından da çok büyük önem arz ediyor. Yani biz Trabzonspor olarak sadece bir şey olarak futbol olarak şey yapmadık. Trabzon şehrinde bütün şey dünyaya, Avrupa'ya tanıtmış olduk. O açıdan da çok önemliydi. Yani bu Liverpool maçı da o açıdan Trabzonspor'un tanıtımı açısından da çok önemliydi bizim için. Yani ligde ise, içerideki maçlarda ise hep şeylerimiz aynı yani. Aşağı yukarı bütün rakiplere karşı saygımız, sevgimiz sonsuzdu. Kazandığımız her maç bizim için kıvanç kaynağı, kaybettiğimiz her maçta bizim için üzüntü kaynağıdır. Onun için de bir böyle bir ayrıma gitmeye yani gidemiyorum yani dediğim gibi. Yenince seviniyorsun, yenince de üzülüyorsun yani. Her rakip bizim için rakipti, saygı duyduğumuz bir kulüptü. 14 sezon boyunca Trabzonspor formasını tellettikten sonra artık futbolu bırakma zamanı gelmişti Necati Özçağlayan'ın. Çocuk yaşta Ersin Fındıkspor'la başlayan kariyerine 10 Ağustos 1986 tarihinde Galatasaray'la oynanan jubile maçında son verdi. Ama futboldan hiçbir zaman kopmadı. Futbolu bıraktıktan sonra bizim Almanya'da Hannover şehrinde bizim Trabzonlu abilerimiz vardı. Onların bir tane şey takımı vardı. Amatör takımları vardı. Amatör ligde mücadele ediyordular. İşte bana bir teklifte bulundular. Yani hanımını alıp da gelip burada işte 5-6 ay böyle hem bir tatil yaparsın, gezersin hem de bize top oynarsın, gelir misin diye. Ben de hanımla görüştüm. İşte hanım da olumlu bakınca
Hannover'e gittik işte burada. Şimdi Damla Genç'te oynamaya başladık. Bir sezon onları bir üst şeye, lige çıkarttık. Ondan sonra da bir 6 ay Münih Türk Gücü'nde, 3. ligde Münih'te top oynadım. Ondan sonra da işte Türkiye'ye döndüğüm zaman da işte Güreş Gazetesi'nde spor muhabirliği yaptık. 1990 yılında da Futbol Federasyonu'nda genç milli takımlar antrenörü olarak göreve başladım. O zaman Serpil Hamdi Tüzün'dü genç milli takımlar teknik sorumlusu. Onunla beraber uzun yıllar beraber çalıştık. Daha sonra işte genç milli takımların her türlü kademesinde teknik direktör, teknik sorumlu, idari sorumlu olarak görev yaptım. 2008 yılına kadar gittik geldik. Bu arada 1999 yılında Adana Demirspor'la bir maceramız oldu. Oraya teknik direktör olarak görev yaptım. Ondan sonra da işte Trabzonspor'da scout antrenör olarak, şu anda da Trabzonspor'un futbol okullarında koordinatör olarak görev yapıyorum. Yedili Trabzonspor için evlilik yılıydı. Ben de o tarihte evlendim. İşte aynı dönemde Ali Kemal Hoca, rahmetli Kadir, Bekir, Hüseyin Hoca hep aynı döneme rastladı evliliklerimiz. Hatta Balayına da hep beraber çıktık. İşte İstanbul'da Balayına gittik. Daha sonra iki tane oğlum oldu. Biri 78, biri 85 doğumlu. İki tane erkek çocuk babasıyım. Şu anda büyük oğlumun bir tane oğlu var, torunum var yani. Benim bütün dünyam yani iyi ki oldu. Onu çok seviyorum. Bütün hayatımı ona adayabilirim. Yani bütün geçmişteki şeyim ikinci plana geldi. Yani birinci planda artık torun var. Ondan sonra da işte dedemin diğer hayatımı devam ediyor. Torundan andık torundan. Yağız. Ama şey bize erkek gidiyor hocam. Evet yani şeyler bize benzemediler. Yani öyle böyle futbolcu olacak şeyler yok zaten. Büyük şeyler çocukların bir tanesi işletme fakültesini bitirdi. Bir tanesi de şu anda Başakşehir'de idari menajer olarak görev yapıyor altyapıda. Bu torunda da yani öyle bir futbolculuk şeyini çok göremiyorum yani. Şeyini göremiyorum. Demek ki bizim genlerden bir şey almamışlar. Evet. Necati Özçağlayan, 1972-1986 tarihleri arasında Trabzonspor'da aralıksız 14 sezon forma giydi. Trabzonspor formasıyla 6 birincilik şampiyonluğu, 1 ikincilik şampiyonluğu, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Başbakanlık Kupası, 3 Türkiye Kupası ve 1 Kıbrıs Barış Kupası kazandı. Gerek kişiliği, gerek sahadaki performansıyla gönüllerde taht kurdu. Ülke futbolunda mevkisinin en iyileri arasında gösterildi. Oynadığı dönemde milli takımın değişmez ismiydi. Paranın değil, şehrine bağlılığın, şehrinin takımına olan aşkının, yürekten oynamanın cevabıydı Necati Özçağlayan. Haydi haydi Trabzon, rakiplerine yitsin, yürü yolundan dönme, asla yalnız değilsin.